Herkese merhaba. Bu videoda bilgisayarda yazıları sesli okutma nasıl yapılır onu göstereceğim. Web sayfalarındaki yazıları, elektronik kitap olan EPUB dosyasındaki yazıları, PDF dosyasındaki yazıları ve text dosyasındaki yazıların nasıl okutulacağını bu videoda göreceğiz. Önce web sayfalarının okutulmasını göreceğiz. Windows 10 ile beraber kurulan Microsoft Edge tarayıcısı bulunuyor. Bu tarayıcıyı açıyorum. Çünkü bu tarayıcıda sesli okutma yapacağız. Diğer tarayıcılarda bu özellik bulunmuyor. Burada bir web sayfası açacağım. News.google.com. Bu Google Haberler sayfasını açıyor. Burada bir sayfa açmak istiyorum. Sayfa açıldı. Sayfada okutma yapmak için yapacağım işlem çok basit. Sayfa üzerinde sağ tıklıyorum. Sesli okuyu tıklıyorum. Son dakika. Evet. Gündem. Ekonomi. Okuma başladı. Spor. Sayfanın magazin. En üst kısmından başlayarak dünya. Okuma devam ediyor. Kadın. Yazarlar. İstediğimiz yerden okutmaya devam ettirmek istersek üzerinde tıklıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil konusunun tek tip yaklaşımla çözülemeyeceğini söyledi ve bazı gruplar için daha yabancı ileriden dil seçmeli olabilir. Devam ettirmek istersek, Ziya Selçuk'un altını çizdiği konulardan biri de teneffüs süreleri oldu. Teneffüs süresinin öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki önemine işaret eden Selçuk, buradaki simgeyle okutmayı durdurup daha sonra kaldığı yerden yürütüş simgesiyle devam edebiliyoruz. Çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almaları için teneffüs sürelerinin artması var. Buradaki simge ise ses ayarlarını yapıyor. Örneğin ses ayarını hızlandırma yapmak istersek önce oynatıyorum. Teneffüs bizim en iyi derslerimiz. Buradan derslerimizin arasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortak çalışmalar planlıyor. Daha hızlı bizim okuyor. Bilimsel metodolojiden gelen insanlar tabii olarak şu kadar dakika olacak değil mi? Tabii ki bu maksimum bir hız. Bakarız. En düşük hız da bu. Öğretmen ve öğrenci açısından bu da çok sıkıntı düşük olmaması bir hız tabii ki. Normali lazım. 1. Bu sene başlasaydık sıkıntı ile karşılaşabilirdik. Pilot bölgelerle yapacağız. Ani değişiklikler biraz yavaş yapmadan bu süreci ortaya koymak gerekiyor. Amaçtan bir çocuk yetiştirmek. Sadece akademik sorulardan oluşan derslerle muhatap kıldığımızda çocuğun duygu gelişimi yetersiz kalıyor evet, şeklinde konuştu. Evet, okutmayı durduruyorum. Tarayıcıyı kapatıyorum. İkinci olarak burada bir tane EPUB dosya var. Elektronik kitap. Dosyayı çift tıklayarak açtığımda normalde varsayılan olarak Microsoft Edge tarayıcısıyla açılıyor. Eğer bu şekilde açılmazsa, yani çift tıkladığımızda açılmazsa, üzerinde sağ tıklayıp birlikte aç. Açılan listede Microsoft Edge seçeceğiz. Daha sonra da tamam tıklayacağız. Evet, sayfa açıldı. Buradan okutturmayı başlatmak için üzerinde tıkladığımızda, sayfa üzerinde tıkladığımızda bir araç çubuğu çıkıyor. Burada okutma simgesi var. Sesli okuma simgesi. Bunu tıklattığımda 3. Okuma başlıyor. Citroen ZX, opera binasının ve Vendome meydanının önünden geçip güneye ilerlerken kuru Nisan havası camdan içeri giriyordu. Yolcu koltuğunda oturan Robert Langdon. Dikkat edersek buradaki Türkçe olmayan kelimeleri okurken Türkçe gibi okumaya çalışıyor. İngilizce olarak okumuyor. Düşüncelerinden arınmaya çalışırken şehrin kendisini fazlasıyla yorduğunu hissediyordu. Tıraş olmak ve duş almak görüntüsünü adama çevirmişti ama endişesini gidermeye pek diğer sayfalara geçip diğer sayfalardan da okutmayı devam ettirebiliriz. Langdon sayfanın tek başından itibaren uzaklaşan farlara bakarken ona dikkat avludan edin. Kolaylıkla çıkıp bir taksi çevirebileceğini ve yatağına doğru yol alabileceğini fark etti. Ama içinden bir ses ona bunun kötü. Evet, tamamladım. Bu sayfayı kapatıyorum artık. PDF dosyalarının nasıl okutulacağını göstereceğim. PDF dosyaları eğer bir PDF okuyucusu varsa çift tıkladığınızda o programla beraber açılır. Ben de Foxit Reader kurulu olduğu için onunla beraber açıldı. Bunda okutma işlemi yapamayacağım. Burayı kapatıyorum. Yine burada olduğu gibi dosyanın üzerinde sağ tıklayıp birlikte aç ve bu listeden Microsoft Edge'i tıklıyorum. Sayfa açıldı. Okutmak istediğim sayfaya doğru kayıyorum. Evet, şuradan başlatabilirim. Bu sayfaya geldikten sonra buradaki okutma simgesini tıklayarak sayfanın başından itibaren okumaya başlatabiliyorum. 1. ünite 14 okuma çalışmaları hazırlık 1. edebiyat kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
İkinci edebiyat yapmak deyimiyle anlatılmak istenen nedir? Evet, biraz hızlı edebiyat okuyor. Arapça edeb sözlüğünden türetilen kavram ilk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Günümüzde edebiyat kavramı şu anlamlarda kullanılmaktadır. Bir düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve daha ileriki bir sayfadan okuturmak istersek o sayfaya gelip yine aynı şekilde etkili okumaya başlatıyoruz. 1. ünite 18 hazırlık 1. edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız. 2. aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz. Edebiyatın sosyolojik imkanı, temelde edebiyat toplum ilişkisini kurcalamak ve evet, okumayı tamamlattım. Buradan da çıkıyorum, tarayıcıdan çıkıyorum. 3. olarak bir tekst dosyası, metin dosyası, onun içindeki yazıları okutturmak istiyorum. Bunun için birkaç yol uygulayacağım. 1. yol, önce tüm metni seçip kopyalayacağım. Sağ tıklıyorum, tümünü seç, sağ tıklayıp kopyala. Artık burayı kapatabilirim. 1. yöntem, bir tarayıcı açarak, Google Chrome da olabilir, Microsoft Edge de olabilir. Buradan Edge'den devam ediyorum aynı şekilde. Burada translate.google.com.tr'yi açıyorum. Bu Google çeviriyi açıyor. Burada Türkçe ve İngilizce olarak ayarlıyorum dilleri. Burada sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Bellekteki yazı buraya yapışmış oluyor ama tamamını değil, bir kısmını kesti. Çünkü sınırlaması var. Burada 5000 satır demesine rağmen buradan bir kısmını kesti. Yapıştırdıktan sonra şuradaki simgeyi tıklayarak dinleyebiliyoruz. Özgüven, özgüven ne demektir? Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle okumayı durdurmak için aynı simgeyi tıklıyorum. Dikkat ederseniz burada farklı bir okuyucu vardı. Bu Google'un okuyucusu, Microsoft Edge ile alakası yok. Google Chrome'da da açsaydık aynı işlemi yapacaktı. Evet, burayı okuttuktan sonra kapatıyorum. İkinci yöntemi uygulayacağız. Bu dosyanın içindeki metni okutturmak için. Bunun için Word programını açıyorum. Boş bir dosya açıldı. Bellekteki yazıyı buraya aktarıyorum. Sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Evet, şimdi yazılar buraya aktarıldı. Dosyayı kaydedeceğim. Dosya ancak farklı olarak kaydedeceğim. Farklı kaydet tıklıyorum. Masa üstünü seçtim. Burada Word belgesi olarak kayıt çıkıyor. Ancak bunu değiştireceğim. Burada web sayfası bulunuyor. Web sayfası HTML. Bunu seçiyorum. Dosya adını değiştirmiyorum. Özgüven olarak kalsın. Kayıt'a basıyorum. Word ile işlem bitti. Kapatıyorum. Masa üstünde özgüven diye bir dosya oluştu. Bunu sağ tıklayıp birlikte aç. Microsoft Edge ile açıyorum. Bir web sayfası şeklinde açıldı. Metin. Sayfa üzerinde sağ tıklayıp sesli okuyu özgüven tıklayarak okutturmayı özgüven ne demektir? Devam ettiriyorum. Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. İstediğim yerden devam ettirebilirim. Çocuğunuza kendi davranışlarınızla örnek olduğunuzu unutmayın. Çocuklarınıza arlarsa yapsınlar, onları bağışlayın ve sevgiyle emniyette olduklarını evet, hissettirin. Okutturmayı sağlamış olduk. Çocuklarınızı disiplin edin ama bunu hiçbir tamamlıyorum ve tarayıcıyı kapatıyorum. 3. yöntem, bunu siliyorum, gerek kalmadı. 3. yöntemde şöyle bir dosya oluşturacağız, sesli oku HTML şeklinde. Bu bir web sayfası dosyası. Dosyanın içeriği, yani HTML kodları ise şöyle, kısa bir kodlaması var. Bunu bir metin editöründe yazıp daha sonra HTML olarak kaydetmemiz gerekiyor. Şu an ben kaydettim bunu. Hazır. Üzerine sağ tıklayıp birlikte aç. Microsoft Edge yine tarayıcıda açıyoruz. Çünkü sadece Edge tarayıcı okuma yapıyor. Açtığımda böyle içerisine bir metin editörü çıkıyor. Buraya metin girebiliyoruz. Örneğin merhaba dünya diye bir metin girdim. Bunu okutmak için sağ tıkla, sesli merhaba oku. Dünya. Merhaba dünya. Evet, istediğimiz yazıyı yazıp buradan okutturmasını sağlayabiliyoruz. Bellekteki metni de buraya aktarıp Ctrl V ile yapıştırdım. Bellekteki metin buraya aktarıldı. Bunu da okutturabilirim.
Sağ tıklayıp sesli oku. Özgüven ne demektir? Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucu kendisi ve çevresiyle barışık olması demektir. Ancak bu işlemin tek dezavantajı istediğimiz yerden devam ettirememiz. Özgüven ne demektir? Herhangi bir yere tıkladığımda tekrar baştan başlıyor. Özgüven ne demektir? Bunu da şu şekilde aşabiliriz istersek. Gereksiz yerleri silip istediğimiz yerden yani baştan başlatabiliriz. Özgüven bir çocuğun kendisine yönelik büyükleri tarafından kalmış. Sevgi gören, gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan, fikirlerini daha ileriden bir yerden devam ettirmek için bunu siliyorum, başa alıyorum. Değer verilen ve önemsenen, güven duyulan ve sorun tekrardan kapatıp açmam gerekiyor çünkü bellekte kalan bir kısmını okumaya devam ediyor. Tekrar baştan başlatmak için okutturuyorum. Üçüncü çocuğunuzun gerçek özgüveni sağlamasında yardımcı olun. Çocuğunuzun zayıf yanlarını görmezlik. Evet, bu şekilde bir metin editörü gibi kullanıp istediğimiz yerlere okutturabiliyoruz. Ya da ekleme çıkarma yaparak daha esnek bir şekilde kullanabiliriz. Evet, değişik yöntemler ve değişik dosyalar kullanarak bunların içerisindeki yazıların bilgisayarda sesli olarak okutulmasını sağladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.